Şimdi Beşiktaş'ın durumu çok vahim de. Ya ben soruyorum, hepinize soruyorum. Hepimiz birbirimize bir şey sormamız lazım. Beşiktaş futbol takımının durumu ortadadır. Beşiktaş'ın hiçbir kulübe transfer borcu yoktur. Biz geldiğimizde 6 sene evvelki Zapotoçki ile Sivok'un transfer parasını biz ödedik. O çok hava atılan Delboski'nin paralarını biz ödedik. Aklınıza gelecek her şeyi yani Ersan Gülüm alınmış biz ödedik. Mustafa Pek demek alınmış biz ödemiş. Siz hiç duyuyor musunuz ki şu kulübe Beşiktaş kulübünün bir lira borcu vardır. Beşiktaş kulübünün stadı yok. Seyircisi yok. Her maçı deplasmanda oynuyor. Ve bir yandan futbol takımınıza borcunuz olmayacak amatör şubelere hiçbir şube kapatmadan mücadele edeceksiniz. Ve bir yandan stat yapacaksınız. Bir yandan diğer yatırımları yapacaksınız. Söylüyorum biz geldiğimizde Beşiktaş'ta 25 tane kartal yuvası vardı. Şu anda 65 olmuş. Yakında 70 tane olacak. Kuru Çeşme Adası'nın üçte birini satsalar bütün borçlarını ödermiş Galatasaray Kulübü. Kuru Çeşme Adası Galatasaray Kulübü'nün değil ki. Hazinenin olan yeri neyini satacaklar efendim? kimseye el açmadan kimsenin kapısında durmadan kimseden yardım istemeden kimseye minnet etmeden bütün borçlarımızı ödedik. Şimdi bizim neyimiz var? Bir defa her şeyden evvel adamlığımız var. Güvenliğimiz var. Biz kimseyi kandırmıyoruz. Kimseye yalan söylemiyoruz. Her şeyimiz açıktır. Beşiktaş güvenilir bir kulüptür. Kimse sponsorluk bulmazken önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Çorabımıza bile reklam alabilecek bir kulübüz biz. Ve siz bütün işlerinizle beraber bunları yapacaksınız ve bu sene Beşiktaş takımı Allah'ın izniyle şampiyon olacak. Bunu konuşacağımıza gelmişiz burada. Ne konuşuyoruz? 2500 lirayı konuşuyoruz. Ben buradan söylüyorum. 2016'da da adayım. Bu borç ödenecekse ben ödeyeceğim. Arkadaşlarımla ben beraber beraber ödeyeceğiz. Şimdi bizim bir yere kaçtığımız falan yok. Bugün iki gün evvel, üç gün evvel UEFA temsilcileri biz buradaydı. UEFA temsilcileri beraber de akşamleyin beraber yemek yedik. Teşekkür ettiler bize ve şunu söylediler. Dediler ki ya bu işi nasıl yapıyorsunuz biz bile anlamadık dediler. Ben dedim Allah yardım ediyor. Beşiktaşlar var arkamızda. Hep beraber götürüyoruz işi. Başka kulüpler kendi camialarının arkasında taraftarını bütünleştirebilmek için Beşiktaş'a alet etmesinler. Gitsinler, genel kurullarını ikna etsinler, çıksınlar ve bir düşman yaratıp kenetlenmeye çalışmasınlar. Bunlar spor yapılan yerde, centilmenliğin olduğu bir yere yakışmayan davranışlardır.